Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. E, Fenerbahçe'de tabii gündemde şu an teknik direktör var. Hangi isim olmalı? Mehmet'in de yorumlarını bir yandan çok merak ediyorum. Birçok isim var. Özellikle Bilic ismini, Löw ismini, yerli bir isim olursa İsmail Kartal ismini çok e, duyuyoruz ve gündemde olan isimler elbette bunlar. Tabii nasıl bir ee, yol çizilecek? Yani kısa vadeli sezon sonuna kadar mı? Yoksa daha uzun vadeli bir plan program mı yapılacak? İsmail Kartal olursa aynı zamanda mesela Löv gelirse yardımcısı İsmail Kartal mı olacak? Hepsi birer soru işareti. Löv'ü bir, bir adım daha önde görüyorum açıkçası. Olma ihtimalini de bu e, transferin olma ihtimalini de bir adım önde gördüğümü söyleyebilirim. Olursa da e, ben Löv'ün başarılı olacağını düşünüyorum. Ama biraz zaman tabii vermek gerekecek Alman ee, çalıştırıcıya. Ee, Bilic'i tanıyoruz, oynattığı futbolu biliyoruz. Ee, bana kalırsa Löw konusunda ısrarcı olacak Ali Koç öyle e, duyumlar var. Löw'ün oynattığı futbol tabii Türkiye'de de daha önce çalışmış, Fenerbahçe'de çalışmış bir isim. E, Joachim Löv. Fenerbahçe'de son teknik direktör adayı Jorge Jesus Alınan kötü sonuçların ardından Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hummalı bir şekilde devam ediyor. Birçok isim sarı hacıvertli ekip için yazılıp çizilirken bomba bir iddia ortaya atıldı. Aspor'un haberine göre Fenerbahçe'nin gündemindeki son isim Jorge Jesus. Portekiz'in ve Avrupa'nın en popüler teknik direktöründen olan Jorge Jesus Benfica'daki görevinden ayrıldı. Futbol tarihinin en başarılı antrenörler arasında gösterilen Jesus çoğu takımın elde ettiği galibiyet oranlarıyla öne çıkıyordu. Tecrübeli hocanın Benfica'daki kontratı sona ermeden takımdan ayrılması soru işaretlerine neden oldu. Türkiye'de teknik direktör arayışı devam eden Fenerbahçe'de de gündemdeki son isim Jesus oldu. Ancak kariyeri boyunca 17 takım çalıştıran antrenörün Brezilya'ya dönmesi de olasılıklar arasında. Öte yandan Brezilya'nın son şampiyonu Flamengo'da teknik direktörlük koltuğu için Jorge Jesus'la irtibat halinde. Ayrıca Murat Zorlu da Jorge Jesus'un en yakın aday olduğunu açıkladı. Daha önce Mesut Özil transferini ilk duran olan Fenerbahçe kongre üyesi Murat Zorlu, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye en yakın isim olduğunu Twitter adresinden böyle açıkladı. Kariyeri boyunca 17 farklı takımda teknik direktör olarak ve farklı meslek kategorilerinde görev alan Jesus, 16 kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Gittiği her ülkede bir kez bile olsa kupa kazandı. Şimdiye dek kazandığı en büyük başarı Flamengo ile elde ettiği Copa Libertadores zaferiydi. 2018-2019 sezonunda Brezilya ekibini idare eden antrenör sürpriz bir şekilde takımını Güney Amerika'nın en iyi takımı haline getirmişti. Peki Jesus Benfica'dan neden ayrıldı? Portekiz basınında yer alan iddialara göre Jorge Jesus'un Pizzi'yi kadrodan çıkarmasından sonra Benfica'da oyuncular Jorge Jesus'u Reynman'a çıkmayı kabul etmediler. Bununla beraber Benfica Başkanı Rui Costa ve Jesus yeniden bir görüşme gerçekleştirecekti. Benfica taraftarları iki ismin de gönderilmesini talep etmişti. Bu karar sonrası Benfica resmi olarak Jorge Jesus'la yollarına ayıldığını duyurdu. Samuel Umtiti Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Fenerbahçe'de savunma hattının önemli isimlerinden Atilla Zalai'nin talipleri artıyor. Son olarak Milan'ın devreye girdiği Zalai'nin olası gidişine yönelik çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Barcelona'dan Samuel Umtiti'yi kadrosuna katmaya yaklaştı. İspanyol basınından Todo Fichais, Barcelona'daki günleri sayılı olan Umtiti için masada Fenerbahçe'nin teklifine yer aldığını belirtti. Fenerbahçe'nin Umtiti'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve teklifte bir satın alma opsiyonunun da yer aldığı aktarıldı. Dünden bu yana Umtiti haberleri artarken Todo flash bir bilgi daha paylaştı. Umtiti'nin kariyerini Türkiye'de devam ettirecek Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini resmen açıkladı. Fenerbahçe'ye kiralanmasına yönelik kesin ifadeler kullanılan haberde Umtiti'nin Türkiye'deki dönemi sonrası 2023'te bitecek kontratı nedeniyle Barcelona'daki son yılına gireceği vurgulandı. Kanarya'nın Ocak hedefi belli oldu. Süper Lig'de ilk yarının son ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Kanarya forvet takviyesi için kolları sıvadı. Kanarya'nın sezon başında kadrosuna kattığı Mergin Berişa'dan istenilen verim alınamazken Serdar Dursun da düzenli forma şansı bulamadı. Forvet Valencia'nın sakatlanmasıyla sıkıntı yaşayan Fenerbahçe bu bölgeye tartışılmayacak bir golcü arıyor. Fenerbahçe izleme komitesinin önermiş olduğu Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Başkan Ali Koç'un Kolombiyalı oyuncunun menajeriyle kısa zaman içerisinde görüşeceği öne sürüldü. 25 yaşındaki oyuncu için takımı Glasgow Rangers ile pazarlıkların başladığı ve İskoç ekibinin kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı kaydedildi. Devre arasında Morelos'u takıma kazandırmak isteyen yönetim, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek santraforu daha düşük bir bedelle transfer etme hedefinde. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Morelos bu sezon oynadığı 29 maçta 13 gol 4 asistik performans sergiledi. Alfredo Morelos ayrıca Kolombiya milli takımında da 11 maça çıkarken bir gol kaydetti. Fabrizio Bustos'un aklı Fenerbahçe'de. Arjantinli Sabek sezon başında sarılı acıvertlere de sıkışmıştı. Ancak Independiente'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bustos için yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bu duruma fazlasıyla kızan 25 yaşındaki oyuncu kulübünden gelen yeni konsurat tekliflerini geri çevirdi. Fabrizio Bustos 1 Ocak'tan itibaren gelecek sezon için istediği takımla anlaşma yapabilecek. Arjantinli Yıldız'ın gözü kulağa Fenerbahçe'de. 25 yaşındaki Sabek kendisiyle yeniden görüşmesi için Fenerbahçe'den davet bekliyor. Şu anda önceliği teknik direktör arayışına ve golcü transferine veren yönetim bu iki konuyu çözdükten sonra Fabrice Augustus ile bir kez daha temas kurabilir. Eğer oyuncu ile anlaşma sağlanırsa geçen sezon Osayi Samuel transferinde olduğu gibi Independiente'ye transferi hemen bitirmek için düşük bedelli bir teklif yapması da muhtemel. Fenerbahçe'de son dakika Serdar Aziz gelişmesi. Yeni sezona Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile başlayan ve üçlü savunma sistemiyle sezona devam eden sarı geçtiğimiz sezonun vazgeçilmez ismi Serdar Aziz istediği forma şansını bulamadı. Portekizli teknik direktör Pereira'nın içinden Kim Minjai'yi transfer etmesinin ardından üçlü defans hattında Tisserand, Zalai ve Kim'i kullandı. Sarı sadece bu sezon 13 maçta forma gelen Serdar Aziz'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da sakatlık süresinde Dubai tatiline çıkan Serdar Aziz Terim'in gözünden düşmüş ve alacakları karşılığında Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Serdar Aziz geçtiğimiz günlerde benzer bir davranışı Sarılajvertler'de de yaptı. Fenerbahçe'nin yeni Malatya Spor'la oynayacağı karşılaşma öncesinde gribel enfeksiyondan dolayı kadroya alınmayan Serdar Aziz eşiyle geçtiğimiz akşam bir davete katılmıştı. Serdar'ın eşinin paylaşımı Yıldız Futbolcu ele vermiş taraftarın tepkisini toplamıştı. Bu gelişmeler yaşanırken tecrübeli stoper için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. 2018-2019 sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan 31 yaşındaki futbolcu Sarı Lajvertlerle sözleşme imzalamazsa sezon sonu serbest kalacak. Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Serdar'ın sezon sonuna kadar Fenerbahçe dahil hiçbir kulüple görüşme yapmayacağı öğrenildi. Ligin en kaliteli yerli stoperlerinden biri olan ve yabancı kuralından dolayı birçok kulübün kadrosuna görmek istediği Serdar Aziz için Beşiktaş'ın da ilgisi hala devam ediyor. Sezon sonu Beşiktaş dahil olmak üzere boşa çıkacak deneyimli futbolcuya birçok kulüp imza attırmaya çalışacak. Bu sezon 13 maçta forma giyen Serdar Aziz sarı forma formayla toplam 77 maça çıkıp 8 gol kaydetti. Galatasaray'dan alacakları karşılığında Fenerbahçe imzatı dönemde. Milli Stoper Sardar Aziz'i ezildi rekip Beşiktaş'ta kadrosuna katmak istemişti. Ancak 31 yaşındaki stoper Fenerbahçe'ye imza atmıştı.